kimler geldi? Hayatımdan kimler geçti? Çok güzel. Kaybolduk. Ya nasıl yapmışlar değil mi yani? Yola devam. Abi Romalılar çok tehlikeliymiş. Tuvalet. Keçi gibi tırmanacağız. Sıcak beynime geçti. Kulanlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bunların içine gömülüyorlar. Komedi gibi. Arkadaşlar şu an lahitlerin önündeyiz. Mezarlıklardayız. Kabartmalara bakın. Ne kadar güzel, ne kadar. Ulan buraya girmek yasak. Ben arkadan çıktım. Ana girmek yasak. Çıkalım şuradan. Buradan geçiş var diye indim aşağı. Neyse. Selam arkadaşlar, Yunus Eser'in kanalına hoş geldiniz. Ben Yunus Eser, hepinize benden sevgiler. Umarım iyisinizdir. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bu sefer nereleri geziyoruz? Efes Harabelerindeyiz. Efes Harabelerini gezeceğiz. Umarım keyifle izlersiniz. Bu arada kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı, yorum yapmayı, bu güzel mi güzel bildirim zillerinizi açmayı unutmayın ki bir sonraki videomdan da haberdar olabilirsiniz. Almanya'yı bıraktık. Türkiye Efes Harabelerindeyiz. Hadi bakalım şimdi video zamanı. Arkadaşlar şimdi tiyatro bölümüne gidiyoruz. Tiyatro bölümüne doğru giriyoruz. Gerçekten. Ben daha önce gelmiştim buraya ama girmemiştim. Yani girdim de video çekmemiştim, yanlış söyledim. Gerçekten güzel yerler arkadaşlar. Bakar mısınız? Tiyatrodayız. Tiyatro. Zamanında yapılmış olan antik bir şey. Ne kadar yıllarca yapılmış. Ne kadar modernce yapılmışlar. Evet arkadaşlar şimdi yukarı doğru çıkıyoruz. Tepemde de bir tane vinç koymuşlar. Tadilat yapıyorlar herhalde. Ki öyle. Gerçekten buralar görülmesi gereken yerler. Bu arada girişte ben kullanmıyorum gerçi. Bizimkiler aldı bunu. Şöyle sesli tercüman da var. İsterseniz bunu da alabilirsiniz. Hani nerede ne olmuş, ne bitmiş onun açıklayıcı bilgilerini veriyor. Bakar mısınız? Ne kadar güzel. İnsanlar neler yaşamış değil mi burada? Şu yola bakar mısınız ya? Ne kadar güzel. Gelin bakalım buraları kapatmışlar. Nerelere gireceğiz bakalım. Nerelere. Tiyatro alanı arkadaşlar. Bu arada demin şeye dikkat ettim. Konuşuyorlar. Akustik. O kadar güzel ki arkadaşlar. Yani ufak bir konuşmayla bile alana yayılıyor sesiniz. Bakın şurada da çok güzel taş üzerine yazılmış yazılar var. Kimler geldi, kimler geçti değil mi? Kimdi? Ajda Pekkan'ın söylediği gibi. Kimler geldi? Hayatımdan. Kimler geçti? Tiyatronun üst bölümüne çıkıyor burası arkadaşlar. Zannedersem. Evet. Düşünebiliyor musunuz? Yüzyıllar önce buradaki atmosferi, buradaki ortamı muazzam bir şey. Efes Harabelerine muhakkak gelin arkadaşlar. Yani buraları görün. Zaten bedava gibi bir şey bütün müzeleri gezmek. Şöyle ki 60 lira müze kartı alıyorsunuz 60 liraya. Ve Türkiye'nin 300 aşkın müzesine ücretsiz girebiliyorsunuz. Benim daha önceden vardı. Ben Almanya'da unuttum. Tekrardan çıkarttım. Bundan sonra müze turları da yapacağım arkadaşlar Türkiye'ye geldiğimde. Muazzam bir şey ya. Gerçekten muazzam. Hadi bakalım devam edelim. Şimdi şöyle bir içeri doğru bir girelim arkadaşlar. Neler var? Abi şu tarihe bakar mısınız ya? Şu görselliğe bakar mısınız? Aa evet, tiyatroya çıkıyor burası. Herhalde. Evet. Arkadaşlar burası tahminimce soyunma odaları, kulis gibi bir yermiş herhalde ya da geçiş yolu gibi bir şey. Ama üstünler falan bakar mısınız? Harika ya, şunlara dokunmak bile çok güzel. Vallahi çok güzel. İnsan bir hoş oluyor.
Bakalım burada neler var? Şurada da şöyle bir geçiş yolu gibi bir şey var. Ama nedir ne değildir bilemiyorum. Neyse devam edelim. Tamam. Arkadaşlar bu karşı yol liman caddesiymiş. Liman diyor. Liman caddesi. Meryem Kilisesi çıkış orada. Şimdi biz bir böyle bir gidelim bakalım nerelere çıkacağız. Efes Harabelerine muhakkak gelin arkadaşlar. Gerçekten gelin. Şimdi büyük tiyatro ekliyoruz arkadaşlar. Büyük büyük tiyatro. Nasıl bir uygarlık yaşamıştım arkadaşlar burada. Vallahi pes dedirtiyor. Yani o günkü koşullara, o günkü teknolojiye göre yapılan şu atmosfer harika bir şey. Şu kemente bakar mısınız ya? Daha doğrusu kemere. Yüzyıllar geçmesine rağmen nasıl ayakta kalmış? Abi o kadar güzel bir sistemle oturtulmuş ki. Yani zamanına göre yapılan bu yer gerçekten muazzam ötesi. Bakar mısınız yani? Ne amaçlı yapılmış? Hala çözebilmiş değilim. Yani şimdi burada bir oda var. Ev desen ev olmaz. Kulübe desen kulübe olmaz. Ne amaçlı? Yani kulübe olur da ağır desem ağır olmaz gibi gibi. Dükkan tarzında olabilir ama o zamanlarda da dükkancılık var mıydı? Onu da bilmiyorum. Bakın ya labirent gibi arkadaşlar. Nereye geldik? Çıkmaz sokak. Kaybolduk, kaybolduk. Vallahi süper. Abi bunları yani nasıl yapmışlar değil mi yani? Şu ovalliği nasıl vermişler? Ya arkadaş makine yok, bir şey yok. Neyle nasıl düzelttin bunları? Neyle nasıl düzelttin? Abi Romalılar çok tehlikeliymiş gerçekten. Yunanlılar, Romalılar. Bakar mısınız abi her yer tarihi eser. Her yer. Hele hele şu şeyi nasıl oturttular duvarı. Bir yerin girişi bu. Ev girişi mi artık ne girişi bilmiyorum da. Evet arkadaşlar. Bakar mısınız şuna ya? Nasıl yaptım be arkadaş bunu? Vallahi nasıl yaptın sen bunu? Neyle işledin? Neyle yaptın? Kaç yüzyılda yaptın bunu sen? Bakar mısınız şuna? Muazzam bir şey. Arkadaşlar bu yapının arkası kütüphaneymiş zamanında. Zamanında burası kütüphaneymiş. Yani adamlar kütüphaneyi bile düşünmüşler. Ya resmen tarihe dokunuyorsunuz ya. Burada devam. Şu an arkadaşlar tuvalet kısmındayız. Tuvalet. Buralar tuvaletmiş, tuvalet. Bakar mısınız? Deminki o girdiğim yer neresi? Tuvaletmiş arkadaşlar. Tuvalet, tuvalet, her yer tuvalet. Dedim yani labirent tarzıymış diye. Neresi? Tuvalet. Oturuyorlar. Buradan aşağı gidiyormuş. Tuvalet. Buradan da görmüş olduğunuz kanaldan da arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Temiz su akıp artık oradan da taharet mi diyelim ne diyelim. Gerçi yabancılarda taharet olayı yok da. Gerçi eskiler daha temizmiş. En azından su akıyor. Oradan alıp şap şap. Çıkalım tuvaletten. Şimdi yukarı doğru çıkmaya başladık gene. Keçi gibi tırmanacağız.
Bu arada şu yazılara bakar mısınız abi ya? Almanya'da da çok var kiliselerde. Burada da var. Taşların üzerine yazmışlar ya. Nasıl bir işçilik değil mi? Bilgisayardan, printer'dan çıkmış gibi sanki. Muazzam. Şurada da bir şey var. Şuraya da bir girelim. Gire gire. Yer kalmadı. Buranın içi ekstra para. Ekstra para 65 lira. Müze kartı geçerli değil burada arkadaşlar. 65 lira ekstra para veriyorsunuz. Ama girer miyiz, girmez miyiz bilmiyorum. Girmeye gerek yok. Zaten giriş kartı alıyoruz. Giriş girelim. Anlamıyorum. Çok fırsatçılar ülkesiyiz. Yemin ediyorum gerçi. Salzburg videomda da vardı. Orada bir kaleye girmiş. Salzburg Kalesi'ne girmiştik. Orada da içinde değişik değişik şey odalar vardı. Oranın da yok oraya girdim para, buraya girdim para. Ulan yapmayın ya. Yapmayın arkadaş. Bu kadar da olmaz ya. Neyse. Olay da şu. Göreceğiniz. İçeride. Ne o, iki tane renkli resim göreceğim diye 65 lira para alıyorlar. Olacak işte. Burada ne var? Bakın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi Hadrianus Tapınağı'na geldik. Hadrianus Tapınağı arkadaşlar. Burada tapınıyorlarmış. Güneş tanrısı. Hem dinliyorlar hem de bakınıyorlar. Sesli tiyatro mu değil? Ulan tiyatronun da sessiz mi olur? Yo, oluyor. Sessiz tiyatro oynuyorduk ya. Sessiz film, sessiz tiyatro gibi. Sıcak beynime geçti. Saçmalıyorum. Bu ne şimdi? Ya bu ne şimdi demeyeceğim de yani. İşçilik muazzam. İşçilik abi. İşçilik. Yok böyle bir şey ya. Nasıl? Bundan sonra kültür turları yapacağım abi. Sık sık kültür turları. Gerçekten böyle tarihi eserlerin bulunduğu yerleri de gezmeye başlayacağım. Gerçekten heves etmeye başladım. Daha önceden Bergama'da gitmiştim. Orada bir video çektim ama kendimi orada fazla göstermedim. Sadece görüntü almıştım. Bunu da yayınlayacağım. Şu an tapınağın üstündeyiz. Harika. Gerçekten güzel. Vallahi süper. Ne iyi ettik de geldik değil mi arkadaşlar? Sarılma fazla, uçarsın aşağı. Dayanma konsollara. Milyon. Kaç yüzyıl önce, milattan önce yapılmış bir şehir arkadaşlar. Zannedersem değil. Öyleymiş. Selçuk denizmiş. Zaten liman falan diyor. Bunun altında liman var. Yani su şehriymiş buralar. Öyleymiş galiba. Su medeniyet biliyorsunuz değil mi? Bakar mısınız abi, nasıl oturtmuşlar ya. Kementlere kenen. Vallahi harika. Harika harika. Ya su dedi. Şu gölgeye oturayım da bir su içeyim ya. Ay. Bu arada arkadaşlar, buraya geldiğinizde dikkat etmelisiniz. Çünkü çok sıcak olduğu için yılan oluyor. Yılanlara dikkat etmeniz gerekiyor. Her yerde hani oturayım da şey yapayım da şu da bu da yapmayın. Sakata gelmeyin arkadaşlar. Ben de yeni öğrendim. Alman misafirlerimizle geldik biz bu sefer Türkiye'ye. Türkiye'de doğduk, büyüdük. Ama Türkiye'deki ne kadar çeşit zehirli yılan olduğunu ben onlardan öğrendim. Yani kaç çeşit olduğunu bilmiyorum ama bayağı zehirli yılan çeşidi varmış arkadaşlar Türkiye'de. Yüzmeye devam. Bu da manyak. Fotoğrafçı da kafayı yemiş. Esta gel buraya, gel buraya diyor. Oo, ablamız da fena manken ha. Kendine fotoğrafçı tutmuş arkadaşlar. Eser abilerin en taşı. En harika taşı diyelim. Virüsüz hamammış arkadaşlar burası. Bakın. Hamama geldik. Tuvaletten çıktık, hamama geldik şimdi. Temizlenelim değil mi? Geldiğimiz yer burası zaten. Su içtiğimiz yer.
Trainaus çeşmesiymiş burası da. Bakar mısınız? Çeşmemize geldik. Evet. Tuvaletten çıktık. Hamama girdik. Hamamdan çıktık. Susadık değil mi? Şimdi çeşmenin başına geldik. Su içeceğiz arkadaşlar. Çeşmemiz burası. Burası da yalak gibi bir şey herhalde. Şöyle. Arka taraf çeşme olarak görünüyor ama tabii çeşmeden geriye eser yok. Abi her şey düşünülmüş ya. Şaka maka bir yana da demin şeye baktım, hamamda şey diyor, ilk hamamlardan bir yerden ısıtma sistemi kullanılmış. Düşünebiliyor musunuz? Geçen akan sular, sıcak sular bir odada bir buhar odası oluyor. Bir odayı buhar odasına çeviriyor, bir odayı da sıcak, yani yerden ısıtmalı bir odaya çeviriyor. İnanılmaz muazzam güzel. Matina ileyiz bu arada. Matina kendini göstermek istemiyor. Göstermiyor zaten. Şimdi. Nein, du nicht. Schau mal, Kamera ist bei mir. İstemiyor. Kamerayı hiçbir şekilde istemiyor. Bu arada bu arkamda görmüş olduğunuz alanda yamaç evler olarak geçiyor. Burada da zengin insanlar iki katlı evlerde oturuyormuş ve aynı sistemde yerden ısıtmalı sistem olarak zenginlerin oturduğu evlermiş. Şöyle göstereyim. Bu arada bu videoda Matina çok işime yaradı. O Almanca dinliyor. Bana söylüyor. Burada şu, şurada bu vesaire vesaire. Güzel oldu, güzel. Daha sonraki turlarımda onu tercümanım olarak alacağım. Turist. Arkadaşlar bu arkamda görmüş olduğunuz, daha doğrusu şimdi size çevirmiş olduğum Herkül'ün şeyleri, heykelleri. Daha doğrusu bilmem ne kapısı, işte oradan geçtik şimdi. Herkül'ün İşte heykellerin olduğu yer. Zannedersem şurada duran Herkül'ün heykeli. Şimdi bu kapıdan geçtik. Ama bu kapı nereye açılıyor onu da bilmiyorum. Çok karışık, karma karışık. Sıcak başıma geçti. Bakın ambulans servisi de koymuşlar. Burası da yukarı kapıymış arkadaşlar. Memmius anıtına geldik. Heykellere bakar mısınız? Arkadaşlar yani bakın, bakmayın. Biraz espriyle karışık anlatmaya çalışıyorum bir şeyler. Ama gerçekten buralar dünya mirasını koruma altına girmiş olan bir yer. Yani gençlerimizin, çocuklarımızın, yaşlılarımızın da dahil olmak üzere herkesin buraları görmesi gerekiyor. Gerçekten görmesi gerekiyor arkadaşlar. Şu yapılara bakın. Kemerlere bakın. Muhteşem. Abi şu bağlantıları nasıl yapmışlar baksanıza. Ya sonradan yapılmış bunlar. Zannedersem sonradan yapılma. Birbirlerine bağlanmış taşlar. Bakın bunda yok. Ha, bu düşmesin diye bunu sonradan yapmışlar. Muhtemelen. Bir mezarlık daha. Tapınaklar. Arkadaşlar şu an tam tepeye çıktık. İsterseniz demin çekmedim. Şu arkamdaki ağaç dut ağacı. Orada da dutunuzu yiyebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli. Ben tadına baktım. Tepeye çıktık. Tepeden bir tane çıkış yolu var. Oradan aşağı iniyor ama biz geldiğimiz yoldan geri ineceğiz çünkü araba aşağıda bizim. Buraya turla gelirseniz otobüsler sizi turla yukarıya kadar getiriyor. Ondan sonra bizim çıkmış olduğumuz yolu siz yürüyerek aşağı inmiş oluyorsunuz. Yani bizim gibi, keçi gibi bir yukarı çıkıp bir aşağı inmiyorsunuz. Ya da aşağıdan arabayı bırakıp fayton kiralayıp üste gelip çok yaşa yukarıya gelip yukarıdan aşağı yürüyerek inebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani görülmesi gereken yerlerden bir tanesi diyebilirim. Efes harabeleri arkadaşlar. Daha gerçi bitmedi. Aşağıda birkaç bölüm daha var. Oraların da videosunu çekeceğim şimdi. Oraları da gezeceğiz. Neydi? Burada bir film çekilmişti. Gerçi birçok film çekilmiştir de. Güler misin ağlar mısın? Zeki Alasya, Metin Akpınar. Kadir Savun evinden kovuluyordu. Buraya geliyor. Burada anlatayım da seyredin filmi. Çok keyifli bir filmdi. Buradan bir çıkalım. Şöyle bakalım. Yukarılara doğru neler var? Evet.
güzel gezilmesi, görülmesi gereken yerler arkadaşlar. Biraz kültür, yani biraz tarihi ilginiz varsa görmenizi tavsiye ederim. Çocuklarınızı aşılayın, çocuklarımızı aşılayalım, gençlerimizi aşılayalım. Kültürümüzü bırakmayalım. Burada kültürel faaliyetleri bırakmayalım ki yani bilimli olalım. Bakın buralarda su depolarıymış arkadaşlar. Buralardaymış. Arka tarafta yola çıktık. Nefes turumuzu bitiriyoruz galiba buralarda. Bitirmiyoruz ya da aşağı çekim yapacağız. Güneş başıma vurdu. Vallahi güneş başıma vurdu. Şimdi arkadaşlar burada da Efes harabelerinin maketi var. Şöyle göstereyim size. Arkadaşlar gerçeğin uygun yapılmış. Bakın o tiyatro şurada duruyor. Oradan da aşağı inen yol. O yasaklı olan bölgeye girdim. Bakın burası da liman kısmı işte. Liman, deniz, deniz artık herhalde bilmiyorum. Surlarla çevrilmiş. Çok enteresan yani bilmiyorum. Biz şu an şuradayız. Şu altı bölüm diyor ya. Tabii şuradan yukarı çıktık. Şu kısımdayız. Evet. Şurada da ufak kolezyum var. Evet, biz şu an şuradayız. Şu kısımda. Deliman kısmına doğru bir inelim. Bakalım neler var, neler yok. Ondan sonra gezimizi sonlandıracağız. Yani buraya geliyorsanız, ki gelin muhakkak gelin. Yani yarım gününüzü, 4-5 saatinizi ayırmanız gerekiyor arkadaşlar. Özellikle sabah 8 ya da öğleden sonra da 4-5'ten sonra filan gelir ki serinlikte vakit geçirebilirsiniz. Burada mikrofonum yok. Rüzgar sesi inşallah kötü değildir. Serinde gezin yani. Bakın hep iplerle kapatmışlar. Öbür taraflara geçemiyorsunuz. Güzel ama gerçekten çok güzel arkadaşlar. Hani böyle tarihi değerleri olan dünya mirası seçilen şeylerin ülkemizde olmasından dolayı gerçekten gurur duyuyorum. Yaşanmışlık var abi ülkemizde. Gerçekten yaşanmışlık var. Ah bir de bilsek şu ülkenin kıymetini, değerlerini. Dünyada bir numara oluruz da. Vallahi yani ben hep onu söylüyorum. Almanların sistemi, Almanlar burada yaşamış olsa, burası Almanların olmuş olsa dünyada bir numara Şu an aşağıdayız arkadaşlar. Limana doğru ilerliyoruz. Bakalım limana doğru neler bulacağız. Yani bu tahtalar da bilmiyorum. Martina, diese Holz, die Boden ganz alt oder? Nicht so alt wie früher. Ağaçları sordum. Bunlar da eski mi dedim. Yok dedi. Ama sokakmış, caddeymiş burası da arkadaşlar. Arkaik, klasik dönem yerleşimi ve mezarlıkları caddesi imiş burası arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim size mezarlıklarını. Ben liman dedim ama mezarlık çıktı. Hadi gidelim bakalım biraz da denize girelim limanda. Vallahi beynim sulandı ya. Evet arkadaşlar şimdi liman caddesi limana doğru gideceğiz. En azından yolu göstereyim size. Burası liman caddesi. Yani bunun sonu limana varıyormuş. Demin de ben girdim oraya ama yanlışlıkla girdim tabii ki. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar liman caddesi orası. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Ben çok keyifle gezdim burayı. Buraları muhakkak gezmenizi tavsiye ederim. Şiddetle tavsiye ederim. Çünkü gerçekten harika mı harika yer. Efes harabeleri. Evet arkadaşlar ben Yunus Eser. Hepinize benden sevgiler demeden önce kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı, yorum yapmayı ve o güzel güzel bildirim zillerinizi açmayı unutmayın ki bir sonraki videomdan da haberdar olabilirsiniz. Mua.